arkası yarın. Suç ve Ceza. Dokuzuncu bölüm. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Dostoyevski. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Olay Çarlık Rusya'sında geçer. Hukuk talebesi Rodyan, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kin beslemektedir. Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Bu inançla bir gün tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Ancak bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Elizabeth de eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Bir taraftan bunun vicdan azabı, diğer taraftan yakalanmak korkusu Rodyan'ı bunalıma sürükler. Vicdanının rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan Rodyan, platonik bir aşkla sevdiği Sonya'ya giderek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Ancak Sonya'nın odasına bitişik dairede oturan ve kız kardeşi Dünya ile evlenmesine izin vermediği için Rodyan'a kızan Svidrigailov, genç adamın itirafını duyunca Dünya'ya kendisiyle evlenmesi karşılığında duyduklarını polise anlatmayacağını söyler. Evet sevgili Dünya. Abinin kurtuluşu senin vereceğin karara bağlı. Beni saf, masum bir kızdan istifade etmek isteyen bir alçak gibi görme. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Hadi Dünya, gel sarıl bana. Kıpırdamayın, yoksa vururum. Bak hele, bir tabanca. Yoksa bununla beni mi vuracaksın Dünya? Bana asla sahip olamayacaksın Svidrigailo. Seni öldüreceğim. Saçmalama. Lütfen saçmalama. Demin de söyledim. Sana zorla sahip olmak gibi bir niyetim yok. İstediğin zaman elini kolunu sallayarak buradan çıkıp gidebilirsin. Bunu korktuğum için söylediğimi sanma sakın. Beni öldürmekle neyi halledeceksin? He? Polis zaten abinin peşinde. Onu benden başka kimse kurtaramaz. Yalan söylüyorsun. Polisin bir şey bildiği yok. Eğer polisin elinde yeterli delil olsaydı onu çoktan yakalardı. Seni öldüreceğim Svidrigailo. Madem öyle öldür. Hadi çek tetiği, ne duruyorsun ha? Ya korkma, beni vuramadın Dünya. Kurşun sadece başıma sıyırdı. Hadi tekrar dene, ama bu sefer başıma değil tam kalbime nişan al. Sen alçağın tekisin Svidrigailo. Senin ölümün vicdanımı rahatsız etmeyecek. Al bakalım. Kahrolası tabanca. Kahrolasıca tutukluk yaptı. Dünya, güzel Dünya, tatlı Dünya, sevgili Dünya. Lütfen, lütfen ağlama. Seni seviyorum, yemin ederim ki seni seviyorum. Eğer beni gerçekten seviyorsan bırak gideyim Svidrigailo. Lütfen, lütfen yalvarırım sana, bırak. Dünya, beni hiç mi sevmiyorsun? Hayır. Hayır, sevmiyorum. Hiç mi? Hiç. Madem öyle, gidiniz Avdotya Romanovna. Peki. Peki ya abim? Onun hakkındaki bildikleriniz? Merak etmeyin Dünya. Pazarlıktan vazgeçtim. Abiniz hakkında bildiklerimi ölünceye kadar sır olarak saklayacağım. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neden? Neden beni sevmedin Dünya? Neden?
bey kardeşlerimi koru. Artık onların ne anası ne babası var. Yetimhanede yalnız başlarına büyüyecekler. Yalvarırım, yalvarırım kaderlerini benimki gibi yapma. Allah'ım, Allah'ım sen Rodya'nın da yardımcısı ol. O iki kişiyi öldürmüş ama iyi bir insan. Kim o? Svidrigailov, kapı komşumuz. Hemen açıyorum efendim. Buyurun girin. Üzeriniz ıslanmış, dışarıda mısınız? Evet, yüreğim sıkılmıştı da biraz dolaşmak istedim. Yağmur yağıyor galiba. Ya, hem de bardaktan boşanırcasına. Siz yalnız mısınız? Evet efendim, üvey kardeşlerimi yetimhaneye bıraktım, yeni döndüm. Beni iyi dinleyin Sonya Semyonovna. Ben uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Belki de bir daha artık hiç görüşemeyeceğiz sizinle. Gideceğiniz yer çok mu uzak efendim? Evet, çok uzak. Her neyse, biliyorsunuz kardeşlerinizin ömür boyu bakımlarını ve geçimlerini temin edecek tedbirleri almış bulunuyorum. Ne kadar iyisiniz, çok teşekkür ederim efendim. Onlar için endişe etmenize gerek yok artık. Şimdi söyleyeceklerim sizin geleceğinizle ilgilidir. Anlayamadım efendim. Bunları alın lütfen. Nedir bunlar? 3.000 ruble değerinde tahvil senetleri. Bunları size veriyorum. Aylık geliri geçiminizi karşılamaya yetecektir. Fakat efendim, rahmetli annem ve kardeşlerim için yaptığınız bunca iyilikten sonra... Sonya Semyonovna, lütfen bunları kabul ediniz. Benim yeterince param var. Bu tahvillere de ihtiyacım yok. Yok, hayır efendim, onları kabul edemem. Anneme ve kardeşlerime yaptığınız iyilik yeter. Zaten bunun için size gerektiği kadar teşekkür bile edemedim. Bırakın şimdi bunları. Neden biraz da kendinizi düşünmüyorsunuz ha? Yaşadığınız bu hayat size göre değil. Sonya, çirkeflik ruhunuza bulaşmadan bu çirkin hayattan kurtulmalısınız. Bu para bana aittir ve son kuruşuna kadar da temizdir. Almanızı ve bu konuda itiraz etmemenizi istiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben çıkıp gittikten sonra buraya geldiğimi ve size tahvil senetleri verdiğimi kimseye söylemeyeceksiniz. Hatta Raskolnikov'a bile. Çünkü onunla da sizin ilgilenmeniz gerekecek. Ne demek istiyorsunuz efendim? Ben her şeyi biliyorum Sonya Semyonovna. Raskolnikov iki şeyden birini yapmak zorundadır. Ya beynine bir kurşun sıkıp bu dünyadan gidecek. Hayır, hayır, bu çok korkunç bir şey. Ya da teslim olup Sibirya'yı boylayacak. Siz en iyi tavsiyeyi yaptınız ona. Onun için en doğru karar gidip teslim olmasıdır. Demek her şeyi biliyorsunuz. Merak etmeyiniz, bildiklerimi kimseye anlatmam. Sizin sırrınızı mezara kadar saklayacağım Sonya Semyonovna. Eğer akıllılık edip teslim olursa sanırım siz de onunla birlikte Sibirya'ya gideceksiniz. Evet, onu asla yalnız bırakmayacağım. O zaman bu para size gerekecek. Yani bir bakıma bu parayı size değil, Raskolnikov'a bağışlıyorum. Ama o bu gerçeği asla öğrenmemeli. Aramızda bazı tatsız şeyler geçti. Bu yüzden benden bir kuruş bile almaz. Dediğinizi yapacağım efendim. Size mutluluklar diliyorum Sonya Semyonovna. Raskolnikov'u bırakmayın. Onun size çok ama çok ihtiyacı var. Hoşça kalın. Nereye gidiyorsunuz? Size çay yapsaydım. Yok, hayır hayır. Dışarı çıkmak zorundayım. Fakat efendim, bu yağmurda dışarı nasıl çıkacaksınız? Güzel Sonya. Ne kadar iyi bir insansın. Ömrün boyunca hep başkalarını düşünüp onlar için mi üzüleceksin? Hadi hoşça kalın. Nedir bu haliniz beyim? Nehre mi düştünüz? Hayır, dışarıda sağanak bir yağmur var. Boş bir odanız var mı otelci? Çok şanslısınız bayım. Bir tane var. Tutuyorum, evet. Alın size 10 ruble. 10 ruble mi? Kaç gün kalacaksınız? Sadece bir gece. İyi de bu parayla bir hafta kalabilirsiniz. Sadece bir gece dedim. Paranın üstü kalabilir. Bir de bir kağıt istiyorum. Mektup kağıdı mı? Evet, lütfen. Buyur beyim. Teşekkür ederim. Oda numaram kaç? 12 numara, ikinci katta. Bavulunuz yok mu? Yok, hayır. Siz bana anahtarı verin, ben odamı bulurum. Tabii.
Petersburg'un en sefil otelindeyim. Bir adamın ayakta dik duramayacak kadar basık tavanlı, tahta duvarlı, sandık gibi bir odadayım. Pislikten görünmeyen bir pencere, kirli bir yatak, boyası dökülmüş tahta bir masa ve bir ayağı kısa, adi bir sandalye. Ve bir fare. Allah'ım, sefaletin ve rezaletin resmi bu işte. Ah dünya, güzel dünya. Aşkıma cevap verseydin şimdi bu sefil otelde olmayacaktım. Neden? Neden beni sevmedin dünya? Ne garip. Bir insana sorulmayacak en son soru. Neden beni sevmiyorsun sorusudur. Cevabı sevmiyordur. Ama ben seni çok seviyordum dünya. Hem de bilemeyeceğin kadar derin bir aşkla seviyorum. Hatta canımdan bile fazla. Şu mektup kağıdı neredeydi? Masanın üzerindeymiş. Evet. Polis müdürlüğü ne? Ben Arkadi Ivanoviç Svidrigailov. Sevdiğim için ölüyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Evet, doğrusu da bu. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Sevgili dünya beni sevmedi diye sorumlu tutulamaz ki. İsteseydim ona evimde zorla sahip olabilirdim ama bu alçaklık olurdu. Sevgi karşılıklı olursa bir anlam ifade eder. Elveda dünya. Elveda yaşarken sahip olamadığım biricik aşkım. Elveda. Dur, açıyorum. Ay, Dünya geldi galiba. Merhaba anne. Ah, gözlerime inanamıyorum. Sevgili oğlum Rodya, sonunda geleceğini biliyordum. Gel içeri, gel yavrum. Hadi anne, ağlama artık. Beni üzüyorsun. Yaşlı gözlerle ve budalaca sözlerle seni böyle karşıladığım için bana kızma. Aynı şehirde oturuyoruz ama ne zamandır görüşemiyorduk. Geldiğine öyle sevindim ki. Anneciğim, güzel anneciğim benim. Seni üzdüğüm için beni affet. Ne olursa olsun ve kim ne derse desin, şundan emin ol ki sizi hep sevdim. Yine yani nereye gidersem gideyim sonuna kadar sizi unutmayacağım. Ah, Rodyacığım, elbisen ıslanmış. Yağmur altında mı kaldın oğlum? Ah, pantolonun çamur içinde. Düştün mü yoksa? Hayır. Ama çok yağmur yağıyor. Gel yavrum, geç şöyle otur. Anneciğim sana sıcak bir çay hazırlasın. Biliyorum. Beni ve kardeşini unutmadığını biliyorum. Bizi sevdiğini biliyorum. Dünya evde yok mu anneciğim? Hayır yavrucuğum, dışarı çıktı. İhtiyaçlarımızı karşılamak için sık sık dışarı çıkıyor. Fakat Razumin her ihtiyacınızı karşıladığını söyledi. Evet, eksik olmasın. Razumin her ihtiyacımızı görüyor. Seni de çok seviyor ve hep senden söz ediyor. Ama her şeyi ondan isteyemeyiz. Arada sırada da dünya alışveriş yapıyor. Dur, çayını hazırlayayım. Anne, seni bırak şimdi çayı. Hemen gitmek zorundayım. Gelişimin sebebi sizi ve kardeşimin ne kadar çok sevdiğimi söylemekti. Peki bir yere mi gideceksin Rodya? Evet. Yani uzun bir yolculuğa çıkacağım. Dünyanın evde olmadığı iyi. Anne, benim için dua etmenizi istiyorum. Küçükken de hep başımı okşar dua ederdin. Şimdi her zamankinden çok buna ihtiyacım var. Demek gidiyorsun. Evet anneciğim, gidiyorum. Anne yüreği hiç yanılmaz. Sen daha içeri girerken veda etmeye geldiğini hissettim. Oğlum, gideceğin yere bizim de gelmemiz mümkün değil mi? Hayır anne, mümkün değil. Ya, gittiğin yer çok mu uzak? Anne, bırakalım şimdi bunları. Peki oğlum, peki ya. Duanızı eksik etmeyin benden, yeterli.
Bizi görmeye geleceksin ama, değil mi? Gelemesen de mektup yazarsın, değil geleceğim mi? Geleceğim anneciğim, geleceğim. Mektupta yazacağım. Hı? Hadi, hadi al asma. Güle güle yavrum. Senin için hep dua edeceğim. Yolun açık olsun evladım. Ben hayvanın tekiyim. Sevenlerini üzen, ağlatan bir hayvanın tekiyim ben. Keşke yaşadıklarım bir sinema filmi olsaydı. Filmi başa sarar, dondurur ve devamını getirmezdim. Baltayı paltomun içine saklayıp tepeci karaya gitmezdim. Onu öldürmezdim. Odaya tesadüfen gelen Elizabeth'i öldürmezdim. Sadece Sonya'yı tanırdım ve onu severdim. Aa, Dünya, senin ne işin var burada bakayım? Bütün gün neredeydin abi? Yani tam hatırlamıyorum. Birkaç sefer Neva kıyısına gittim. Köprüye çıktım. Suları seyrettim. Bir an için her şeyimi bitirmek istedim ama bir türlü karar veremedim. Allah'a şükür. Ben ve Sonya böyle bir şey yapmandan korkuyorduk. Demek içindeki yaşama arzusu hala sönmemiş. Az önce annemle vedalaştım. Onu kucaklayıp öptüm. Yoksa ona her şeyi anlattın mı? Hayır, her şey değil. Fakat bana öyle geliyor ki o çok şey biliyor. Demek sonunda gitmeye karar verdin. Evet. Gidip teslim olacağım. Sen ağlıyor musun kardeşim ha? En doğru olanını yapıyorsun abi. Vicdan azabı içinde yaşamaktansa çile çekmek ondan daha iyidir. Böylece işlediğin cinayetin bedelini yarı yarıya ödemiş olacaksın. Ne cinayeti? Sen neden bahsediyorsun Dünya? Her şeyi biliyorum abi. Cinayet işledim öyle mi? Bir hastalığı, bir mikrobu ortadan kaldırmak cinayet midir söylesene. Abi sen ne diyorsun? İki cana kıydın, kan akıttın. Irmaklar gibi kan akıtan nice insanlar var ki kahraman diye taç giymişler. Memleketin kurtarıcısı diye omuzlarda taşınmıştır. Tarih onlardan cani diye değil, kahraman diye bahseder. Söyler misin bana, onlar kan dökme hakkını kimden almışlar? Abi sen... Evet, ben beceriksiz bir adamım. Kendimi o üstün insanlarla kıyaslama hatasına düştüm. Bir mikrobu temizleyeyim derken masum bir cana daha kıydım. İşte beni üzen, hasta eden de budur. Ben de insanlara iyilik etmek istiyordum. Tefeci cadıyı öldürüp paralarıyla yüzlerce zavallıyı sefaletten kurtaracaktım. Eğer planım doğru işleseydi, sadece o hastalığı öldürebilseydim, yaptığım işin kötü olduğuna kimse beni inandıramazdı. Fakat beceremedim işte. İşi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sonradan çıkıp gelen bu günahsızı öldürmek zorunda kaldım. Abi seni tanırım. Eğer düşünecek vaktin olsaydı asla o ikinci cana kıymazdın. Neyse, şimdi bunları tartışacak zamanımız yok. Dünya, sevgili kardeşim, eğer suçluysam beni bağışla. Abicim, abicim, seni Allah affetsin. Sana yalvarıyorum. Artık ağlama, yeter. Sadece benim için dua et. Annemden de bunu rica ettim. Şimdi doğru onun yanına git. Sana ihtiyacı var. Annemi teselli et. Sizi sevdiğimi asla unutmayacağımı söyle. Razumin size sahip çıkacak. Eğer onu seviyorsan, ki sevdiğini sanıyorum, onunla evlen. Razumin benim dünyada tanıdığım en namuslu, en şerefli insandır. O da seni seviyor. Hem de çok. Bu söylediklerini asla unutmayacağım abi. Bana elini uzatacak mısın ha? Yoksa çekip gideyim mi? O ne demek? Sen bizim biricik sevgilimizsin. Senin için hep dua edeceğim. Allah sabır ve dayanma gücü verecektir sana. Hadi git artık. Hadi. Beni merak etme. Annemize iyi bak. İnşallah bir gün yine görüşürüz. Hadi. Hadi sağlıcakla kalın. Daha yeni geldin. Şimdi nereye gidiyorsun? Sonya'ya gidiyorum. Onunla da vedalaşmam gerekiyor. Demek kararını verdin ha? Evet. Teslim olmamı sen istedin Sonya. En doğrusu odur demiştin. Evet, en doğrusu o. En çok neye canım sıkılıyor biliyor musun? Ahmak ve hayvan suratlı bir sürü polis etrafımı sarayacak. Yiyecekmiş gibi bana bakacaklar. Hırsızlar, sarhoşlar, kadın satıcıları bana acıyarak bakacaklar. Halbuki onların çoğu işe yaramaz. Budala, alçak kimseler. Ne yapalım?
İşte istediğin oldu. Zindana gitmemi sen istedin. Ben de gidiyorum. Ne o? Ağlıyor musun yoksa? Sen benim neyim oluyorsun ki? Annem ağladı, dünya ağladı. Çünkü onlar benim ailem. Ya sen? Rodya, Rodya. Ne olur yalvarırım, dua et, dua et. Hoşça kal Sonya Semyonova. Dur, beni bekle. Üzerime şalımı alayım. Sen nereye gidiyorsun? Ben de seninle geleceğim. Hayır, hayır, hayır. Otur oturduğun yerde. Ben yalnız başıma gideceğim. Keşke annem ve kardeşim olmasaydı. Keşke seni tanımasaydım. O zaman gidişim ne kadar rahat olur. Niye gidersen git, ben de geleceğim Rodya. Artık ikimiz bir bütünüz. Ayrılamayız. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.